programın başında Libya'ya gitmiştik. Öncesinde de bir Azerbaycan'a gitmek istedik. Bağlantıda bir sıkıntı yaşamıştık. Şimdi yeniden Azerbaycan'a, Bakü'ye gidelim. Azerbaycan sınırında, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gelişmeleri biz de yakinen takip ediyoruz. Zira Türkiye ve Azerbaycan arasında hep ifade edilir tek millet iki devlet diye, ama biz bunun artık tek millet üç devlet şeklinde de lanse edilmesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden destekleyenler olarak, en azından nacizane ben, sanırım Arıklı da aynı yani fikirdedir. Farklı düşüneni gerçekten saygı duymak gerekir. Biz bu bağlamda şimdi Azerbaycan'a bir ses vermek istedik. Azerbaycan İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Sayın Ahmet Şahidov hattımızda. Sayın Şahidov, bizi duyabiliyor musunuz? Bir görüntünüzü de alabiliriz ekrana. Ben sizin sesinizi alamadım. Tekrar bir deneyelim. Sayın Şahidov, duydunuz mu? Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi Bakü'desiniz ama sınırda yaşanan gelişmeleri de çok iyi takip ettiğinizi biliyoruz. Bu bağlamda özetle son durumu bize anlatabilir misiniz? Öyle bir tarihe denk geldi ki Türkiye'nin, her zaman Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye'nin bir şekilde Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta mücadele verdiği bir dönemde böyle bir saldırı girişimini bir şekilde anlamlandırmaya çalışılan uzmanlar var. Bunun bir şekilde planlı olduğunu düşünenler de var. Sayın Erdoğan da zira keza aynı şekilde böyle bir düşünce içerisinde olduğu anlaşıldı. Ne diyorsunuz, son durum nedir orada? Halk sokaklara indi. Karabağ sloganları atılıyor. Nasıl özetlersiniz son durumu? Kısa kısa alalım lütfen. Evet, iyi akşamlar bir daha Mert'e selamlıyorum, konuğumuza selamlıyorum. Bildiğiniz gibi pazar gününden, 12 Temmuz tarihinden itibaren Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde bir hain saldırı gerçekleştirdi Ermenistan silahlı birleşmeleri tarafından. Ve onlar sivil köyleri, sivil insanları hedef alıyorlardı. Gergin bir çatışmalar başladı ve kısa sürede Azerbaycan ordusu sert operasyonlara başladı, sert cevap vermeye başladı ve 3 gün süren bu çatışmalarda maalesef Azerbaycan tarafı 11 şehit verdi ve onlardan biri de general. Azerbaycan'ın son yıllardaki savaş tarihinde ilk kez bir general savaş meydanında, savaş alanında şehit oluyor. Bu bizim için bir gururdur. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum ve 15 Temmuz bugünkü günle bağlı da 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Ve sert çatışmalar çıktı. Azerbaycan ordusu seferber olundu ve Tovuz bölgesinde Ermeni tarafına sert cevap operasyonları, askeri operasyonlar başlatıldı. Ve kısa sürede Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği havadan hücum saldırıları sonucunda 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Ve Savunma Bakanlığı'nın son 3 gün ərzində yayınladığı video görüntülərdə də açıq şəkildə görünüyor ki, aktiv Erməni askeri birlikləri, askeri aracılar, askeri tanklar havadan İHA ilə vuruluyor və toplam 100-ə qədər bir Erməni askeri öldürüldü. Erməni tarafı şimdi o itkilərini həmən açıqlamıyor. Hər gün 2-3 asker olarak açıklıyor. Çünkü Nikol Paşinyan hükümeti kendi ülkesindeki ekonomik krizinden dolayı COVID-19 salgınıyla bağlı bugün Ermenistan çok gergin ve zor koşullarla yüz yüzedir. Bir de Nikol Paşinyan'a muhalif olan Robert Köçeryan, Serj Sarkisyan ve Rusya yönlü muhalif güçler şimdi Paşinyan hükümetini çok zor bir duruma sokmuşlar ve o yüzden böyle bir provokasyona el atan Nikol Paşinyan sanki iç politikada insanların, Ermeni kamuoyunun dikkatini yayındırmaya çalışmıştı. Ama bu daha ağır, daha sert sonuçlarla yüz yüze kalmışlardı. Bugün sosyal medyada biz görüntüleri gördük. Ermeni askeri birliklerinde olan Ermeni askerler askeri noktaları koyup kaçıyorlar, bırakıp kaçıyorlar ve Ermeni polisi onları durdurmaya çalışıyor. Yani bu savaşta Azerbaycan'ın haklı taraf olduğu tüm dünyaya
görünüyor ve dün gece Azerbaycan halkı sokaklardaydı. Azerbaycan halkı başkent Bakü'de ve diğer büyük şehirlerde sokaktaydı. Tüm gençler, onların aileleri, Azerbaycan vatandaşları biz de sokaktaydık. İsteğimiz var idi ki bu savaş, bu çatışmalar devam ettirilsin. Diğer bölgelerde, Dağlık Karabağ'da, diğer cephe bölgelerinde de devam ettirilsin ve bir kutsal bir savaş olarak son karış topraklarımızı azat edene kadar bu savaş sürdürülsün ve şehitlerimizin intikamı alınsın. Artık bu günlerde elde olunan o video görüntülerde, Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı video görüntülerde bir baktığımızda bir o şehitlerimizin intikamını, kısasını aldığımız artık görünüyor. Ermeni tarafı tam bir yas içinde. Düşünürüm ki 2016 Nisan ayındaki o 3 günlük savaş diyoruz. Nisan çatışmalarından sonra Ermenistan tarafı öz dünyasında bir özü için, kendisi için bir güç toplamış, yeniden hücuma geçmeye cehd etmiş ama Azerbaycan tarafı Ermenileri daha sert şekilde yerinde oturtabilmişti. Ve bir nokta, bir makamın altını çizmek istiyorum, bir noktaya özellikle altını çizmek istiyorum ki bu defa Dağlık Karabağ'da, cephe bölgesinde değil de Tavuz bölgesinde çatışmaların başlatılması çok önemli. Çünkü Tavuz bölgesi Dağlık Karabağ değil. Yani biraz kenarda olan bölgedir. Evet. Yani bu Ermenistan ve Azerbaycan arasında devlet sınırının ihlalıdır. Yani bu provokasyonu yapmakla Ermenistan kendisinin de üyesi olduğu güvenlik, kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı var ki orada Ermenistan da Rusya da diğer ülkeler de üyediler ve bu üyelik çerçevesinde Rusya ordusu şu anda Ermenistan'da yerleştirilmiş. Onlar bu provokasyona el atmakla sanki üçüncü ülkelerin, üçüncü güçlerin de bu çatışmaya müdahale edebileceğini düşünmüşler ama Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Moskova sadece tarafları sakinleşmeye ve çatışmanı durdurmaya sesleyen bir açıklama yaptı ve biz Azerbaycan olarak dünyadaki birçok dost ve kardeş ülkelerimizden destek mesajları aldık. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ve diğer Türkiye politikasında olan parti başkanları, milletvekillerinden destek mesajları aldık. Ve çok sevindirici haldır ki Kuzey Kıbrıs evet. Türk Cumhuriyeti'nden de dün çok etkili destek mesajları aldık. Başta KKTC Başbakanı Sayın Ersen Tatar olmakla ben KKTC hükümetine, Kuzey Kıbrıs devletine teşekkürümü bildiriyorum. Daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs'ın politikasında önemli yeri tutan parti başkanlarından Behzat Zaroğlu, Buray Bisküvitçi sosyal medyada bize destek mesajları verdiler. Milletvekillerinden bugün Mesut Genç kendi destek mesajını verdi. Biz evet. de bunu sosyal medyada paylaştık. Dernek başkanlarından bizim yakın dostumuz Azerbaycan canı kadar seven Latif Akçabey de kendi destek mesajlarını verdi. Bu bizim için çok önemli. Bugün Azerbaycan devletinin, Azerbaycan ordusunun askeri desteğe ihtiyacı yok. Gelecekte neler baş verecek onu şimdiden söylemiyorum. Söyleyebilmiyorum ama şimdi bize bir moral destek lazım. Biz evet. bunu da Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs'tan aldık. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu yayınla bize bir moral verdiniz, destek oldunuz. Teşekkür ederiz. Sesinizi duymuş olduk. Başınız sağ olsun diyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Azerbaycan'ın yanındadır. Biliyoruz Karabağ sorunu. Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açılımının önünde de maalesef ciddi bir engel oluşturuyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesine ve bu yakınlaşmanın da bir an önce gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Şahidova'da bir kez daha bağlantı için teşekkür ederiz. Süremizi açtık. Paradigma'da gündemi yeniden konuşmak üzere bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.